Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün yani ne bileyim böyle biraz neşem yok. Hani neden neşem yok? Şimdi köy binası 13 geldi güzel. işte şampiyondur, yeni askerdir, savunmadır falan. Hepsi güzel. Lakin yani süre konusunda baya cılhını çıkardılar. Hani 18 günlük yükseltme nedir abi? 16 gün, 17 gün, 18 gün demek ayın e, ikiye bölüyorsun. Yani bu kadar olmaz. Yani bunu yapmalarının e, esas nedeni de şu. Para. Yani paradan dolayı adamlar nasıl böyle e, biz köy binası 13'lere para e, harcatırız diye düşünmüşler. Ve bunu e, süreleri arttırarak ve Ganimeti çok vererek e, yapmakta bulmuşlar. Niye? Şimdi benim 6 tane iştim var. Ben kaç tane paket aldım. Hani görmüşsünüzdür, güncelleme geldi Geleli 4-5 tane paket aldık. Köy bu durumda. yani köyün şu Anki durumu güzel. ama e, gel gelelim ki durumu olmayan insanlar için e, öğrenci insanlar için işte ne bileyim yani e, herkesin durumunda yok paket alsın diye. E, durumunda olmayanlar için ne olacak abi? Şimdi sezon bitti, birkaç gün oldu. Sezon bitti, üstüne böyle bir şey getirdiler, paket getirdiler. Yıl başında yine paket verdiler. E, Ayrıyeten taş için paketleri de var. Şimdi e, her şeyin kitabı, kahraman kitabı falan veriyor. Burada yine kahraman kitabı veriyor. Hani miktar olarak belki bazısına hiçbir şey gelebilir, bazısına da çok para gelebilir. Çünkü gerçekten de haklı. Hani olmayan için 70 lira e, iyi bir para. Şimdi e, altın biletle ilgili şunu söyleyeyim hani altın bilet geldi tamam güzel. Peki abi yani bu ödül nedir hani geçen sezon tuttu her şeyin kitabını verdi güzel. İşte e, Karikser rünü verdi o da güzel. Ama dikkat ediyor musunuz bak bu sezon ne var Karikser rünü yok e, her şeyin kitabı yok ganimet olarak, yükseltme olarak verdiklerine bakın. İnşaatçı altın ürünü, inşaatçı X ürünü, işte e, bir savaş kitabı, bir büyü kitabı, altından X ürünü. Duvar yüzüğü 12 tane. Ya 35 lira para veriyorsun. Bu sezonki şu verdiklerine bak. Almayan arkadaşlar aslında bunu hiç almayacak. Bu ay böyle bir, e, ne diyorlar ona? E, boykot ediyoruz gibi bir şey olacak. Yani gerçekten de ay ya Hani ee, mantık nedir ben onu anlamadım. Şimdi 18 günlük yükseltmeleri vermiş. Sezon bankası bitti. 25 milyon geldi. Bizde de zaten 10 milyona yakın vardı. 30 35 milyon yani 60 milyona yakın ganimetimiz oldu. Harikstrimiz doldu. E zaten şimdi bizim altın bilet olmasına rağmen yükseltmeye bakın. Mesela Cehennem Kulesi. 15 gün 7 saat abi. Normalde bunun süresi 18 gündür. Yani bu sizce ne kadar doğru? Hani e, süpersel neyi amaçlıyor? Hani tamam para kazan şey yap ama hani bu kadar da para için e, bu noktaya getirmesinin mantığı nedir ben onu anlamadım. Dediğim gibi aslında bu ay bir e, protesto edip almamak lazım bu altın bileti. Zaten kendileri de yaptıkları eşekliğin farkına varırlar bana göre. Şimdi arkadaşlar araştırmamız bitti. Araştırma bitti. E, 25 milyon ganimetimiz var. Ben buradan araştırmayı artık bitirmek istiyorum. Şimdi ben bu paketi alsam ne yapacağım? 2 tane kahramanı yükselteceğim. Peki abi neyi yükselteceğim? Koruyucunun 8 seviyesi duruyor. Şampiyonun 10 seviyesi duruyor. Kralın 3 seviyesi duruyor. 10, 13, 18, 21, 21 seviye hero yükseltmem lazım. Biz kupa kasalım dedik. Kasılmıyor abi. Yani koruyucuyu bastığın zaman git de kupa kas. Veya şampiyonu basıyorsun git de kupa kas. Yani olmuyor. Hani ondan dolayı ben şuna karar verdim. Yani bu paketleri alsak da bu sezon kupa kasamayacağız. Almasak da kasamayacağız. Ondan dolayı dedim ki abi tutup da bu paraları boş yere buna vereceğimize. Hiç yoktan çekiliş yaparız. Birilerine bir faydamız olur. Ee, Süpersel'e gideceğine iki tane gariban altın bilet alır. Ee, şimdi onla ilgili de yakında bir video atacağım. Zaten Nimo TV için de verecektik. Ee, burada bizim madalyamız da var. Eee iki tane de madalyayı kullanacağım 6 şeyle ilgili. 6 16 12 18 24. 4 defa 26'nın altına da 24'ü koyup çıkaracaksın. 4. <laughs> Kapıyı 4 açacağım. Evet, ee... <laughs> Şimdi e, araştırmayı isterseniz bir bitirelim. Öncelikle ben şuradan Yeti'yi artık maxlamak istiyorum. Gelecek sezona gücü düşer mi düşmez mi onu bilmiyorum. Zaten bunu maxlayan adamlar aldı kullandı. 8000 kupaları gördü. Gariban adam bunu maxlayamadı. Niye? E, parası yok. Kitabı falan yok. Ondan dolayı 9 milyon 900 bin. Ben bunu yapıştırdım. Savaş kitabını buradan kullanacağım. Birincide çekici kullanmadım. Neden? Ee, bunun süresi daha fazlaydı. Ve ganimet olarak da daha fazlaydı. Ondan dolayı buna çekici kullanmak istiyorum. Yapıştır gelsin abi. Çekicimizi kullandık. Araştırmamız bitti mi? Tabii ki bitmedi. Duvar kırıcı mı? Yeni kuşatma atölyesi mi? Ee, yani duvar kırıcıyı bassak aslında kurtulabiliriz de. Duvar kırıcı çok da kullanılan bir şey değil ya. Aslında kullanıyoruz da. Yani köy binası 13'te tokmak, kuşatma atölyesi falan daha mantıklı duruyor. 7 milyon 200 bin. Ee, ben bunu basıp 7 milyon 200 bini de buraya vereceğim. 8 milyon bir kanimetimiz kalıyor. Aslında e, burada da biraz var. 17 milyon altınımız var. Kare iksirimiz dolu. Biz neyi yükselteceğiz? Şampiyonu mu? Kralı mı? Koruyucuyu mu? Yani 3 tane heronun hangisini basacaksın? En yakın işçi 5 gün süresi var. Peki abi bu 5 günde ne olacak? Sürekli Klanliğinden e, ganimet gelecek 2 milyon 2 milyon ganimet gelecek e, 8 tane saldırıdan Gelecek ne yapacak? Yani günlük neredeyse bizim e, Depolar dolacak Yani e, Süpersel diyor ki ulan ganimet çok geliyor Git bir paket al Kitap al hemen şu şeyi bitir İşte örnek vereyim 14 günlüğü bas bitsin Adam bunu söylüyor Yani bunu istiyor Başka bir şey yok abi. Evet, şimdi biz bunu bitireceğiz. Dediği gibi de yapacağız. Ee, bir tane inşaat kitabımız var. Bir tane büyük kitabımız var. Bir tane de kahraman şunun canı cennet olsun. Yani e, satacağım abi. Bütün şeyleri satasım var yani. E, 50 taş bize iyi olur. Zaten bunu 17'ye basmışız. Bir tane daha basacağız. 18 yapıp bitecek. Sadece duvarlar kalacak. Ve lav püskürtücüsünün bir seviyesi duruyor Burası max oluyor artık İnşaatçısıyla işimiz kalmıyor Ben cehennem kulesini basmak istiyorum abi Çekişle bitireceğim Dediğim gibi şeyi de e, yükseltmek istiyorum Yani bir tane de hero'yu yükseltmek istiyorum e, Buradan şampiyonu 11 seviyeye yollayabiliriz 4 gün 22 saat istiyor Bunu basacağız abi mecbur basacağız Şimdi 17 milyona cehennem kulesi neredeydi? 14 gün küsür. Peki yenisini basabiliyor muyuz? Basabiliyormuşuz. Evet bunu basıp bitirmemiz daha mantıklı duruyor. Şunu bastım. Bitirdim. E, 283 binimiz var. Yani birkaç saldırı aslında dayanabiliriz. Yani birkaç gün dayanmamız lazım. Çünkü şu an basarsak en kötü 5 gün sonra boşalacak. 5 gün boyunca biz e, şey basmazsak ne olacak? Ganimet çöp olacak. Ondan dolayı da ben ne yapacağım? Şu an kare iksir biraz çöp olsun, İst çöp olmasına izin vereceğim. Ama e, klanliğini hiç yoktan biraz güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Hani hiç yoktan e, birinci olabilirsek, birinci olmaya çalışacağız. Bakalım. Şimdi isterseniz bir saldırı yapalım. Yani saldırılarda da dün çok moralim bozuktu. Ondan dolayı e, çok düşlük atamadım. Bir tane üçlük atmışım. İki yıldızlarımız var. Bir yıldızda kaldığımız oldu. Ee, dediğim gibi hani insanda moral bırakmıyorlar abi. Buraya ben nasıl dalmıştım? Ee, hız büyüsü alıyorum. Hani kenarı temizleyip ondan sonra da ee, zeblin kullanıyorum. Zeblinle belediye binasını veya taktik avcı uçağının ikisinden birini kesmeye çalışıyorum. Evet burada balonu bıraktım. Zeblinle birlikte öfke büyüsüyle ee, klon büyüsünü de yolladıktan sonra kenarları temizledik. Yani Taktik avcı uçağı bile inmedi. Şu saldırının kötülüğüne bakın. Şu köyü üçledik abi. Yani gerçekten şaka gibi. Bakın. Sadece şuradaki iki tane savunmayı aldık. Hava savunması bile inmedi. Hava savunmasını indirdik. Artık bundan sonra ejder saldırısına başladık. Birer tane dondurma büyüsü koruyucunun özelliği. Belediye binasına geliyoruz. Onu da dondurup indirdim. Burada şu kral kraliçe ve şeyin şampiyonun yaptığı işe bakın. Şu kadar savunmayı alıyorlar abi. İşte bak şampiyon olmasa bu köyü üçleyemeyeceğim. Bu kadar basit yani. Ne demek istediğimi buradan anlayabilirsiniz. Şu şampiyonun gücüne bakın. Daha bir de 10 seviye yani bunun 20 seviyesi olsa affedersiniz bohunu balta kesmez. Her köyü üçler. Şimdi isterseniz bir saldırı daha yapalım. Evet ee, güzel fevkaladenin fevkindesin tuzak çok mu koydun buraya bir bakmak istiyorum aslında ya evet güzel ejder cadı bir gelin abi bu tarafa doğru sizi bir çağırayım şuraya da hemen bir zehir büyüsü yollayayım o cadıları oradayken bir eritelim değil mi evet o cadılar bir erisin İskeletler kaçmayın dışarı doğru sizin gözünüze gözünüze vururum oğlum. Evet peki buradan girebilir miyiz? Güdümlüleri koymuştur. Değil mi? Buradan girsek nasıl olur? Şuradan. Ee, kralı, kraliçeyi buradan yollayıp oradan girebiliriz. Kralımızı bıraktım. Kraliçemizi bıraktım. Bir tane ejderimizi yolluyorum. Önden balonları bırakıp arkasından şöyle girişimize başlayacağız abi. Ee, şeyler biraz vuracak ama Zeblin şey Zeblin demişim ya mancınıklar vuracak ama sıkıntı yok. Bir öfke buraya bir öfke buraya. Şunun ikisini dondur. İçeri doğru girmelerine devam et. Biraz bekle. Şampiyonu sona doğru kullanacağız. Hemen kullanırsak çok da bir faydasını göremiyoruz abi. Yani ben onu gördüm. Hız büyüsünü kullanmayı unuttum. Evet hız büyüsüyle ben balon kesiyordum. Şey hava savunması kesiyordum. Gerçekten unuttum. Ne yapalım abi? Sağlık olsun. Şurayı hızlandıralım diye çoktan e, bir şeyler yapabiliriz. Şuraya bir kullanayım. Tamam. Siz ne yaptınız reis? Evet. Şimdi belediye binasını kesmemizin zamanı geldi. Şuradan hemen bir e, zeblinimizi bıraktık. Arkasından şampiyonumuzu yollayacağız. Belediye binasını buradan rahat bir şekilde kesebileceğiz. Evet. Bekliyorum. Rahat olmasını istiyorum. Evet. Evet yani bu kadar belediye binası indi ama ee, biraz kötü daldım bunu kabul ediyorum şöyle kraliçenin özelliğini kullanıp şuraya bir öfke büyüsü atacağım şunu donduracağım dur bir dur bir dur bir dur kraliçeye vurma kurban şu depoları bir kesseydim güzel olurdu altın ve iksiri alırdık evet. Yani burada biraz kötü daldım. Ee, aslında o hız büyüleriyle hava savunmasını kesmem lazımdı. Ee, yani girişte bir hava savunmasını kesseydik biraz daha güzel olurdu. Ne yapabilirdik? Aslında şuraya bir e, 8 tane balonla hız büyüsüyle giriş yapabilirdik. Şunun x'ini kesseydik bizim için güzel olurdu. Veya şurayı dondurma büyüsü atıp hız büyüsüyle girip x'ini alsaydık yine olurdu. Normalde ben onu yapıyordum ama çenem düştü Biraz hız büyülerini boş yere almış olduk Zaten saldırıda da Görmüşsünüzdür ee, Evet 293 bin Kare iksirimiz var Biraz kare iksir saldırısı yapacağım Şu an şampiyonu basarsam dediğim gibi ganimet çöp olacak Gerçi her türlü çöp olacak Yani kaç gün sonra duvar da bitecek abi Kaç tane 60 tane duvarımız kalmış 5 milyondan 60 milyon mu yapıyor 600 milyon mu yapıyor 5 tanesi 35 50 tanesi 3 Üç buçuk. Neyse ya kafam gitti gene. <laughs> İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.